Merhaba arkadaşlar. Karışım problemlerinin son kısmıyla sizinle birlikteyiz. Bugün soru çözeceğiz arkadaşlar. Karışım problemlerine 6 tane tahtaya soru yazdım. Bu soruyla birlikte çözmeye çalışacağız. Her türden soru tipi de var arkadaşlar. Şimdi ilk başta dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi karışım problemlerinde her zaman kap çizmeye çalışın. Kap çizerseniz asla yanılmazsınız ve çok rahat bir şekilde soruları çözersiniz. Peki şeker oranı %15 olan 200 gramlık meyve suyu. Arkadaşlar bir tane karışımımız var. Hemen kabı çiziyorum. Bu kabın içerisine %15 oranında 200 gram meyve suyu ile şeker oranı %10 olan, bakın yine şekerden bahsetmiş, şeker oranı %10 olan 300 gramlık meyve suyu karıştırıldığında bitti. İki tane karıştırılıyor. 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, hiç fark etmez. Aynı şekilde kutu çiziyorsunuz, yani kap çiziyorsunuz. Elde edilen karışımın şeker oranı. Şeker oranı demiş, yani şeker oranına x diyorum. Karışımın kütlesi 200 gram, 300 gram daha 500 gram elde ettik. Şimdi yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Çok basit. Çarp, çarp, çarp. Yani 15 çarpı 200 artı 10 çarpı 300 eşittir x çarpı 500. Her zaman size söylemiştim. Birinci kuralım sadeleştirme işlemini yapmak. 2 0, 2 0, 2 0. İşlerin dışından çıksın. Her tarafı 100'e böl. 15 ile 2'yi çarptım. 30 artı 10 ile 3'ü çarptım. 30 eşittir 5 çarpı x. Burayı topladım. 60, 60'ı 5'e böldüm. X'in katsayısına. X eşittir 12. Demek ki yeni oluşacak karışımın yüzdesi 12 olur. Asla ve asla %15 ile %10'u toplayayım, %25 olsun, 2'ye böleyim, aritmetik ortalamasını alayım. Arkadaşlar ağırlıkları eşit değil ki. Deseniz ki bu da 200 gram olsun, okey dediğiniz doğru. Ancak o da 200 gram olmadığı için asla öyle bir şey yapamazsınız. Söz konusu bile olamaz. Peki, kakao ve süt tozundan A ve B gibi iki homojen karışım yapılıyor. Bir A karışımı var elimde. Bir de B karışımı var arkadaşlar. İki taneyi karıştırdım. Şimdi A'nın ağırlığı 10 gram. Burası A olsun. B'nin ağırlığı da 40 gram. A'nın kakaoca yüzdesi %90. Yani buraya %90 diyorum. B'nin kakao yüzdesi %40 arkadaşlar. Elde edilen yeni karışımın kakao oranını istemiş. Peki kakao oranına %40 %x desem 10 ile 40 gramı topladım, 50 gram oldu. Şimdi kafadan sıfırları silebiliriz arkadaşlar. Ama direkt işlemleri de gerçekleştirebiliriz. Peki 90 ile 10'u çarpıyorum. 90 çarpı 10 artı 40 çarpı 40 eşittir 50 çarpı x. 1 0, 1 0, 1 0 gitti. Burası 90. Bununla bunu çarptığım zaman 4 kere 40 arkadaşlar. Çok net bir şekilde 160 olduğunu görüyorum. 160, 90 daha 250. 250'yi 5'e bölsem 50. Yani %50 oranında yeni bir kakao oranı bu kakao ve süt tozundaki karışımda elde edilebilir. Gördüğünüz gibi kutu çizerek çok rahat bir şekilde işlemlerin sonucunu yapabiliriz arkadaşlar. Peki gelelim %70'i şeker olan un şeker karışımdan x gram. Peki ilk başta neymiş? %70 şeker olan un ve şeker karışımdan x gram varmış. %45 olan karışımdan y gram alınmaktadır. %45 olan karışımdan y gram alınmaktadır. Bu karışımlar birleştiriliyor ve %65 şeker oranına sahip yeni bir karışım elde ediliyor. Ve bu karışımın içerisinde x ve y'ler arasındaki ilişki merak ediliyor. X y'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş hatta arkadaşlar. Devamını size getireyim. Ne yapıyorduk? Çok rahat bir şekilde çarpıyorduk. 70 çarpı x artı 45 çarpı y eşittir 65 çarpı x artı y dedik. Az önce bir önceki dersimizde harfli olarak ifade ettiğimiz her şeyi bugün rakamlarla ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hep ne diyorum? Sayıları koklayın. Bu sayıları kokladım. Kat sayılar 70, 45, 65. Kime bölünür? 5'e. Direkt 5'e böl. 5'e böldüm arkadaşlar. 14x artı 9y eşittir 13x artı 13'ye aynı zamanda dağılma özelliğini de yaptım. Bir x'ler bir tarafa, y'ler bir tarafa. 14 tane x'ten 13x çıktı, x kaldı. 13y'den 9y çıktı, 4y kaldı. Demek ki aralarındaki ilişki x eşittir 4y'miş. Yani x dediğimiz şey y'nin 4 katı. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Ağırlıkça %20'si şeker olan 10 gramlık un şeker karışımına. Okey. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Hemen bir kap çiziyorum. Ağırlıkça %20'si şekermiş. 10 gramlık un şeker karışımına 8 kilogram daha
un eklendiğine göre yeni karışımı şeker oranı. Ha. Eşitlikte neyi soruyor? Şeker. Ne ekliyor? Un. Ne kadar un ekliyor yüzdesi? Unun yüzdesi nedir? %100'dür. Ancak un ekliyor. Peki kaç gram ekliyor? 8 kilogram ekliyor. Hepsi kilogram cinsinden. Peki karışımın tamamı ne kadar oluyor arkadaşlar? Eklendiği yeni karışımı şeker oranı. Biliyor musun? Bilmiyorsun. %x. Kaç gram? 18 kilogram. Peki unun şeker oranı nedir? Sıfırdır. Yani unun şeker oranı sıfır alacaksın. Çarptım 200 artı çarptım 8 çarpı 0 çarptım x çarpı 18 oldu mu? Okey. O zaman burası 200 artı 0 yani direkt yazmaya gerek yok. Eşittir 18 tane x arkadaşlar. Biraz sadeleştirelim ama tam bölünmeyen bir ifade arkadaşlar. Yanlış yapmadım herhalde. Evet yanlış yapmadım arkadaşlar. Sadeleştirdiğimiz zaman bunun 100 bölü 9 olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki gel gelelim arkadaşlar bir sonraki konumuza. Bir sonraki konumuzda da 20 kilogramlık tuzlu suyun tuz oranını %20'den %23'e çıkarmak istiyorum. Belirli bir tuz oranı var. 20 kilogramlık. Bakın burası 20 kilogram tuzlu suyun tuz oranı. Başlangıçta neymiş? %20'ymiş. %20'den kaça çıkarmak istiyorum sonuçta? %25'e çıkarmak istiyorum. Buharlaştırmadır değil mi? %20'den derişimi arttırmak için yani birim kütledeki, birim ağırlıktaki arkadaşlar tuz oranını arttırmak, deriştirmek için arkadaşlar ne yaparsınız? Buharlaştırma işlemi yaparsınız. Peki bu buharlaştırma işlemi negatif bir işlemdi değil mi? Evet. Peki buharlaştırma dediğim zaman ne kadar su çıkarıyorum? A gram. Su çıktığı için arkadaşlar direkt su yazalım. Peki kaç gram oldu? 20 eksi A gram sonuçta oldu. Suyun arkadaşlar buharlaştığı için içerisindeki tuz oranı neydi? Sıfırdı. Çarptım 20 çarpı 20 eksi A çarpı sunun oranı bile beni ilgilendirmiyor sıfır. Burayı da 25 çarpı 20 eksi A diyorum. Burası gitti zaten. Burası 400. 400 eşittir 25 çarpı 20 eksi A. 425'e bölmeye çalışalım arkadaşlar. Biraz sadeleştirme işlemleri gerçekleştirelim. Önce direkt 5'e bölelim arkadaşlar. 5'e böldüğüm zaman 80. Burada da 5 kaldı. Tekrar bir 5'e bölelim arkadaşlar. Herhalde 16 sonucunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. 16 eşittir 20 eksi A. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. A'nın sonucunun 4 olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki 4 gram su buharlaştırırsak buradaki derişim tuzlu su oranı %20'den %25'e çok rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Peki %30'u su olan A litrelik bir karışıma bakın ne kadar %30 sudan bahsetmiş A gram. 20 litre daha su ilave ediliyor. He, 20 litre daha su. 20 litre daha su. Gram yazmışım. Litre. Peki suyun hep su oranından verdiğine göre su %100 saftır. O zaman %100 yapacağım değil mi? Aynı maddeden eklenmiş. Hani nasıl ki direkt tuz eklediysem burada da direkt su ekliyorum arkadaşlar. Peki elde edilen karışımın %50'si yani yeni oluşacak karışımda %50'lik bir su olduğuna göre yani su oranından vermiş ve sen su oranından istediği için buraya %100 alıyorum. Eğer bana tuz vermiş olsaydı, tuz istemiş olsaydı suyu ne yapacaktım? Sıfır alacaktım. A gramdır demiş topluyorum karışımı 20 artı A. Ne yapıyoruz? Burası 30 A artı burası 100 çarpı 20 eşittir 50 çarpı 20 diyebilirim arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Birer sıfır sadeleştirelim. Birer sıfır sadeleştirelim arkadaşlar. Burada 20 artı A. Burayı eksik yapmışım affedersiniz. Buradan 0 gidiyor. 20 artı A. 1 0 1 0 1 0 götürdüm. Burada 3 A artı 200 eşittir. 100 artı 5 A sonucu kalır. 100'ü bu tarafa 3 A'yı bu tarafa atarsak 2 A eşittir 100 arkadaşlar. A dediğimiz şeyi yani 50 gramlık bir karışım olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Karışım problemlerinin sonuna geldik. Seneye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.